Amerika ile Küba arasında ilişkilerde buzlar çözülmeye başlarken Florida'nın Key West bölgesinden yola çıkan tekneler Havane'ye ulaştı. Bu 50 yılı aşkın süredir ABD'nin izin verdiği ilk tekne yarışıydı. Washington'da bir araya gelen Amerikalı ve Kübalı yetkililer bu ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımaya çalışıyor. Washington'daki toplantılar Başkan Barack Obama ve Küba Cumhurbaşkanı Raul Castro'nun Nisan ayında Amerika Devletleri zirvesinde yaptıkları görüşmeden bu yana ilk üst düzey temas. Latin Amerika politikaları profesörü William Leogrande iki tarafında ilerleme kaydetme konusunda sabırsız olduğunu söylüyor. Bu hafta görüşmelerin sonunda büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda tarih açıklanabilir. Başkan Obama'nın Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması konusunda kongrenin 29 Mayıs'a kadar karar vermesi gerekiyor. Leo Grande, Küba lideri Raul Castro'nun bu tarih geçer geçmez büyük elçiliklerin açılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu söylüyor. Raul Castro, Küba Amerika'nın terör listesinden çıkar çıkmaz büyük elçilikler açılabilir dedi. Bu da diğer sorunların çözüldüğünü gösteriyor. Amerikalı eski diplomat Thomas Pickering'e göre zor konulardan biri iletişim kanallarının açık tutulması bu erişim kübaların bizim katılmadığımız konularda konuşabilmesi için gerekli onlar da bizimle aynı şekilde iletişime geçebilir Bu iki taraflı bir mesele Pickering müzakerecilerin Amerikan halkının kabul edebileceği ilişkilerin yeniden başlamasını sağlayan sağlam ve mantıklı bir diplomatik paket hazırlaması gerektiğini söylüyor Çağtanyol Amerikanın sesi Washington